Kablosuz şarjın bile aslında tam olarak kablosuz olmadığı bir çağdayız. Nikola Tesla ise 1901 yılında, iki kıta arasında elektriği kablosuz ve ücretsiz olarak iletmek için bir kule inşa etmişti. Peki neden başarısız oldu? Tarihin en trajik mühendislik öyküsü. Nikola Tesla, bildiğimiz üzere bugün kullandığımız alternatif akımın mucidi. Kendisi, bunun gibi birçok sıra dışı fikriyle hayatımızı kökünden değiştirdi. Hayatını adadığı asıl şey ise bambaşkaydı. Amerika kıtasından Avrupa'ya kablosuz elektrik iletmek istemiş. Hatta işler fikir aşamasında da kalmamıştı. Uzun süren çalışmalarla Tesla, varını yoğunu tarihin en büyük projelerinden birisine adamıştı. Tam sonuca ulaşacakken, dünya tarihinin en büyük kırılma anlarından birisi kapıya dayanmıştı. Birinci Dünya Savaşı'yla, Tesla'nın kablosuz olarak birbirine bağlamak istediği iki kıta, artık kurşunlarla birbirine bağlanmıştı. Savaş, gerçekte bir taraf olmayan bütün ülkelerin ekonomilerini bertaraf etmişti. Tesla ve fikirleri için talihsiz bir dönemdi. Projenin yatırımcıları, kablosuz elektrik fikrine çok pahalı ve yapımı uzun süren bir hayal ürünü gözüyle bakmaya başladılar. Tesla'ya göre her şey mümkündü, ancak bunu insanlara anlatmak ve tek kişilik bir umuda milyonlarca dolar yatırmalarını istemek çok zordu. Günümüzün de en büyük finans şirketlerinden olan JP Morgan, Tesla'nın en büyük destekçisiydi. Savaşın ekonomik getirileri yüzünden projeye olan desteğini geri çekti. Bu nedenle elektriği kablosuz olarak iletecek dev Vordingborg Kulesi'nin yapımı durduruldu. Tesla'nın hayalleri, savaş gemilerinin batışına özenir gibi, zihninin derinliklerine gömülmeye başladı. Bu sırada ABD, Tesla'nın projesinin başkalarının eline geçmesini istemedi. Vordingborg Kulesi, bombalarla patlatılarak yerle bir edildi. Nikola Tesla, bu olayların ardından radyo ve telgraf gibi, çılgın projeleriyle geleceğimizi tayin ettiği 42 yıl daha yaşadı. Tarihin en acımasız kırılma noktası olan 2. Dünya Savaşı yıllarında, camından güvercinlerle konuştuğu bir otel odasında, borç içindeyken yaşamını yitirdi. Peki ya Tesla'nın fikirleri? Vordingborg Kulesi, savaşlardan sonra neden tekrar inşa edilmedi? Daha projenin ilk aşamasında bile elektriğin ücretsiz olma fikri, pek çok şirketi rahatsız etmişti. Kablosuz elektriğin insanlara zarar vereceği düşünülüyordu. Mesela Edison. Tesla hayattayken alternatif akımın insanlara zarar vereceği yalan haberini yaymak için, basın mensuplarının önünde bir fili öldürmüştü. Kablosuz elektrik projesi için, Tesla öldükten sonra da benzer iddialar öne sürüldü. Nikola Tesla ise, elektriği kablosuz olarak iletmek için doğanın kendisini kullanacaktı. Nasıl şimşeklerle gökyüzünden toprağa elektrik iletiliyorsa, Tesla da yerküreyi kullanarak dünyayı en büyük ve kontrollü iletken haline getirecekti.